Kadınsal tabii başka bir şey. Kadın duygularıyla. Yani savaşa bile kadınlar mermi taşımış. Vaatlerle araba alıyoruz sana, ev yaparız, şunu yaparız falan diye. Bu kızdan bir şey olmayacak. Kıstıralım. Biz bunu kıstıralım. Yanında. Ve ben 4 gün evden çıkmadım. Ne yapacağım, nasıl olacak? Demek ki bir şeyler var ki o da ulaşamadı. Ya da ulaşmak istemedi. Ya da bilmem ne. Bu mesleği yaparken birinin kızı olarak anılmak istemiyorum. Hatırladım şu işte Dilan da benim kızım diye. O zaman bir çıktı ortaya. Sonra İdo ile biz babamın yanına gittik. Ama babama hiçbir zaman yüzleştirmedim onunla. Yani ben İbrahim Tatlıses'in kızıymışım demedim. Yapımcılara gittiğinde falan yapamayız biz. Evet. Diyorlar. Niye? Yani İbrahim benim... Tatlıses'in kızı oldun. Evet. Niye? İbrahim Bey ne der? Çünkü daha barışmamışız ya. Ne dedi ya? Hani başından izin verir miymiş zaten yani? Vermezdi başından izin. Gerçekten. İyi ki de o yüzden. Gerçekten vermez miymiş? Vermez. Yani? Evladı olduğum için o kardeş İyi evlenecekseniz evlenin. Heh. Evlenmiyorsanız benim karşıma gelmeyin. Her zaman bak bu kadar da sırrımı kimseye dökmedim. Merhabalar efendim. Eflatun TV'yi izliyorsunuz. Ben Deniz Pirinçli ve Kadınca programı ile karşınızdayım her zaman olduğu gibi. Güzel oldu giriş becerdim diye düşünüyorum. Dilan Çıtak Tatlıses. Evet. Çıtak değil Çıtak değil mi? Böyle Çıtak. 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 Ilı, tamam. İnternetten e-mail'i yanlış okuyan. Nasılsın Dilan? İyiyim. Nasıl olayım? Güzel. Nasıl gidiyor hayatın? An itibariyle hayatın nasıl gidiyor? Şizofreni. Şu an aramıza hoş geldin. Çok güzel. Nasıl? Yani şey ben böyle hayatı çok fazla kale alıp gerçekten küçücük bir şeyden çok etkilenen bir insanım. Ne burcusun sen? Yay. Oo. Çok duygusalım. Böyle fazla da kendim içimde yaşadıklarımı böyle takıp aa bu da olmadı, bu nasıl olmadı, şu olmadı falan deyip aa değil mi falan deyip takıntılarım olduğu için hayat maalesef beni çok etkileyebiliyor. Kötü o bir yüzden, durum bu. Çok kötü bir durum. O yüzden mutluluğumu bir anda falan alıp mutsuzluğu falan yaşayan bir akış halinde gidiyor şu an. Ama yani çok şey gözüküyorsun. Böyle keyfin pozitif, yerinde her şey yolunda gibi evet, duruyor. Evet. İnşallah öyledir. Öğreneceğiz. Ben yine gözlüğümü taktım gözüm görmediği için. Bir çeşit sıkıntı yok değil mi? Yok hayır. Ben gözünü görüyorum orada. Senin kocaman gözlerin olduğu için böyle şeylere kısamıyor. Kısamıyor gözlerini. Ama güneş sana tam çarpıyor biliyor musun? Tamam ve de Japon'um. Bu evet. Arada biraz ağladım üstü zafiyet. Buram buram şiş. Peki şimdi sana hemen şöyle bir şey soracağım. Biz seni... Michael Jackson'ın kızı olarak tanıdık. Michael Jackson'ın kızı... Hakikaten ha dur çok iyi oldu. Michael Jackson'ın kızı olarak hakikaten ne zaman hayatımızda? O meşhur olay, o Türk televizyon tarihine geçmiş bir Türk yayıncılık başarısı ne zaman oldu? Yani biz senin İbrahim Tatlıses'in kızı olduğunu sene kaçta öğrendik? Biliyor musun hatırlamıyorum ama çok sene oldu. Nasıl bir söylüyorum. Ha söylüyorum. Tamam. Amerika'dan yeni dönmüştüm. Sanırım 2012 falan. 2011-2012. Civarı gibi. Civarında aynen. Ben de çünkü o zaman... Şey dermişim. O zamandan beri bu çizgiyi silemedim. Seneler geçti. 2011-2012. Ben de ilaç yazacağım da reçete olarak koyuyorum. Peki... ben o yayını çok net hatırlıyorum. İzleyenler de hatırlıyordur. Hatırlamıyorsanız arama motoru sağ olsun bulabilirsiniz. Bulabilir. Orada gerçekten şu benim izleyici olarak ve gazeteci olarak ve de bir kadın olarak beni hep şey yapmıştı, rahatsız etmişti. Gerçekten haberdar değildin o gün o yayında bunun açıklanacağından. Asla haberdar değildim. Sadece ben çok hisleri çok kuvvetli biriyim. Yani, altıncı isim. Altıncı isim fazla kuvvetli. Zaten çok sıkıştırılıyordum hep yayın öncesi. Mutlaka hani hadi bize destek ol, hadi bizim reytinglerimiz diye böyle bir takım vaatlerle araba alıyoruz sana ev yaparız şunu yaparız falan diye. Bir vaat durumundan dolayı ve vaadin karşısında ben hep kaçtığım için büyük ihtimalle adamlar şey oldu hani böyle bu kızdan bir şey olmayacak. Kıstıralım biz bunu kıstıralım. Çok şükür ki hani sağ olsun onlara çok fazla prim vermeden. Olmadı vallahi. Hiçbir şekilde ne kameraya ne bilmem neye göz teması olmadan direkt oradaki bir tane adamın saçma sapan konuştuklarını o, hissederek. O adamcağız da konuşmuyordu esasında. Tabii canım adam orada bir işte yarışmacı evlenmeye gelmiş. Yani bize aldı o da. Onlar çünkü neden evlenmeye geldim falan. Evlilik nedir ki diye giriyormuş ben. Evlilik dediğin şey nedir ki diye. Yani oradan evlenen oluyor muydu? Bak konudan oradaki herkes doğal. Evlenen oldu mu hakikaten o zaman? Yani ben hala yapacağım. Bilmiyorum. Zaten iki ay orada oldum ya. Evlenen okay. Değil de saçma sapan bir sürü şey oluyor yani. Tuhaf orası. Orayı ayrı konuşuruz. Orada da çılgın bir dünya var. Evet, çay içmeler bilmem neler bir garip bir dünya. Ya bence %1 milyon insanları kullandıkları insanların saf saf gelip evleneceğim diyenler de var orada büyük ihtimal. Hakikaten evlenirim belki falan diye gelenler de var. Ama hakikaten yani ben kendimi göstereyim size şimdi de şarkı söyleyeyim falan deyip bakın ağzımda top çeviriyorum falan diye gelenler de sizi de öldürecekler herhalde videonun altında. Peki
Yani o... Nereden biliyorlardı peki senin İbrahim Tatlıses'in kızı olduğunu? Bunu nereden duymuşlardı, bunu fiştik diyorlar? Yani nereden? Ben orasını hiç kurcalamam ama sanırım herhalde beni orada çalıştıktan sonra biri görüp izleyip bunlara haber verdi diye düşünüyorum. Ha, okay. Öyle bir duyum aldım. Hani çok bilerek da almadılar, okey. Aynen, bunu yok. Yani yok, bilerek almadılar. Zaten orada benim bir arkadaşım kanserdi orada, solist olan, bir tedavisi vardı. Benden rica ettiği için, ben de Amerika'dan yeni geldim, okulumu da dondurmuştum. Hani Boğaziçi'de kalmıyorum, hani yaşım da küçük. Hiç nereye düştü? Ben haberdar dedim. Ben Amerika'dan gelince burası da ne bileyim hani Will You Marry Me tarzında bir program diye geldim. Aa, this is Turkey falan. Yani öyle dedim ki hani bir para kazanırım, çocuğum hani falan filan diye gelince bir anda burası bambaşka bir kültürmüş diye anladık. O gün yayınlanan hakikaten çıkışını hatırlıyorum. Çok canım acıdığını hatırlıyorum. Kaçtın. Evet, yani kaçtım. Koşuşunu hatırlıyorum. Koronara doğru hatırlıyorum. Aynen. Aynen. Yani kötüydü. Saçmaydı. Anlamadım. Ama işte Allah'tan diyorum ya, böyle çok hisleri kuvvetli bir insanım. Orada da adam cümlesine girdiği dakika ben hani böyle aa falan hadi ya deyip bayağı aldım, uzamam kaçtım. Uzamam lazım buradan. Uzadım. Peki 2011-2012 Michael Jackson meselesinden sonra yani ben hep şunu düşünüyorum. Sana bunu dört başı mamur bir şekilde, lütfen hiç kimse kızmasın ama, sorulmadığını düşünüyorum. Mesela o gün gerçekten çıktın gittin yayından. Aynen. Zor oldu koşuşum, onu da hatırlıyorum. Ertesi gün ne oldu mesela Dilan? Yani telefonun ne kadar çaldı, evden çıkabildin mi? Bütün memleketin üstüne çoğlandı diye düşünüyorum. Ertesi gün mesela bir önceki travmaların üzerine yine bu hayatımı etkileyen tabii ki çok fazla saçma sapan şeyler oldu. Atıyorum ben 4 gün önce evden çıkmadım mesela. Telefonlarım susmadı. Benim arkadaşlarımı arayanları, yani beni arayanları geçti. Benim arkadaşlarımı arayanlar ve arkadaşlarım bana ulaşmış. Dilan beni arıyorlar diye, yani benim arkadaşlarımı falan aramalar. Bir de ben şunu anlamıyorum. Nasıl bir şuur ki insanlarda, nasıl bir merak ki? Ben aramam mesela. Çekinirsin değil mi? Çekinirim. Ya da mesaj atarım. Sakın kendini Yılmaz, sen manyak mısın? Şöyle güçlü kızsın, böyle güçlü kızsın diye birazcık ekstra depo, böyle depo cümleleri söylerim ve geçerim. Arayamam. Çok nadir aslında. Meraklı dolu ortalık ve ben 4 gün evden çıkmadım. Ne yapacağım, nasıl olacak? Çünkü bende çok şey bir tikti. Ben mesela şu anlamda çok takıntılıyım Pelin. Ben asla bu mesleği yaparken birinin kızı olarak anılmak istemiyorum. Ben gerçekten Michael Jackson'ın hani dünya starı. Gerçek Michael Jackson. Gerçekten Michael Jackson'ın kızı olsaydım da anılmak istemezdim. Çünkü çok kötü bir... Zor bir şey o. Durum. Çünkü neden biliyor musun? Bu işi yapıyorsun ve hakkıyla yapıyorsun. Yıllardır bu iş için okul okumuşsun bilmem ne. Şimdi tamam bu adam imparator zaten ve... Kıyaslanacaksın. Yani bunun kızı olarak dedim ki bitti. Yani bitti benim. Müzik kariyerim de bitti. Çok fena. Evet. En çok üzüldüğüm şey buydu. Yani bunun ortaya çıkması beni bu kadar çok üzdü. Çünkü mesleğime çok önem veriyorum. Ve biliyor musun hani bu yüzden motivasyonum eksiktir mesela. Ben eğer sıradan, normal, tamamen sıradan hani öylesine sesinin güzel olduğunu fark etmiş biri olarak hayatıma devam etseydim. Ben şu an single'da yapardım. Onu da bence 50. single'ımı çıkarırdım falan filan. Daha özgür ilerlerdim. Evet diyorsun. Ama İbrahim şimdi... Tatlıses'in kızı olmasaydım. Evet. Çünkü o... Olsaydım da eğer yani olup da şarkıcı mesleğinde değil sadece sesim güzel diye şarkı yapıyor olsaydım yapardım. Ama bunun mesleği yani bu meslek senin mesleğinken böyle bir şeyin altında şey oluyorsun. Yani şimdi ben ne yapayım ki abi hani yani çok ne yapayım, kime ne yapayım da nasıl yaranayım? Hani ne diyeyim? Hani derler ki diğer türlü, vay nasıl ya kız da İbrahim Tatlıses kız ama şansa da sesi güzelmiş. Hadi yapsın bir şarkı da dinleyelim deseler, böyle yaklaşsalar. Siniri çok fena bir şey. Yaparsın yok. Ama işte. Yani de çok ciddi bir gırtlağım var yani. O müthiş evet, bir yetenek. Evet çok ciddi bir yetenek ve yani burada dezavantajı yani görüyor evet. Bundan dolayı. Sonra öyle 3 gün 4 gün çıkmadım evden. Sonra tabii işte tek tek insanlarla konuşmaya çalışmalar, bir şeyler. İbrahim Bey'le, ben İbrahim Bey diyorum. İbrahim o taraftan Bey'le... tabii bana telefonlar geldi bir şey. Yok, o taraftan telefon gelmedi aslında. Bir iletişim olmadı hiçbir zaman. Hiç olmadı. O zaman olmadı, yok. Hani kızım sahne... O zaman olmadı. Peki çok bölüyorum, şeyi de merak ediyorum. An itibariyle ama biliyordun. Yani birbirinizi biliyordunuz. Evet, bu bilinen biliyorum. Bir şeydi. Ha, ben... Ama işte diyorum yani Pelin, ben artık insanları şöyle yargılamıyorum. Demek ki bir şeyler var ki o da ulaşamadı ya da ulaşmak istemedi ya da bilmem ne. Onları sorgulayarak kendimi çok sıkamayacağım. Tabii ki, tabii ki. Yani öyle gelişti, öyle oldu. Çünkü zaten bir babam var ve onunla büyüyordum. Konuşacağız onu. Çok çok muazzam bir ilişkimiz oldu. Yani onunla o yüzden hani orada bir baba açıklığı olmadığı için hani vah 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 falan. Bu beklendi dün, muhtemelen senden. Beklendi. Ama. Tabii yani. Canım yani ben çıkacaktım televizyonlara. Evet benim babam ve beni kabul falan yapacaktım. Beklenmiş oldu. Ama ben asla böyle biri olmadım. Ben bir de şey de değilim. Ben asla kendime burnum düşse
düşmedi gibi davranıp devam ederim. Benim kimse atıyorum ben bunu ilişkimde kötü bir şey yaşasam da kimse anlayamaz. İyi bir şey yaşasam da çok göz önüne dökmem. Ailemle bir savaş içinde olsam da bunu kimse anlayamaz. Birine küssem de bunu belli etmem. Çünkü kimsenin eline böyle bir malzeme vermem. O dönemde hani çok yıkılsam bile hiçbir zaman ya da üzülsem de bunu kalkıp da konuşma gereği duymam. Yani kendimi o duruma düşürmem hiçbir zaman. Nitekim de hiç düşürmedim. Etkisi de gitti. Şu saatten sonra da öyle... Hiç şeyi de merak ediyorum. Hiç böyle ay sizi babanla bir araya getirelim falan bir de bu mizaçla yaklaşanların o dönem sanki iyi bir şey yapıyormuş gibi de ama esasında yapmadığı çok belli. Çok belli. Çok bunlar oldu. Da çok yaşanmış. Çok oldu. Bir sürü. İsmi lazım diye değil. Piyasada bir sürü kendine çok matah sanıp hiçbir şey olmayan tipler çok kendi çıkarları uğruna gelen çok isim var. Asla da onları şahlandırmam ama var yani zaten nerede olduklarını da görüyoruz onların. Şu an bir hiçler. Yoklar ama yoklar. Yoklar. Çok uğraşlar olmadı. Ama hani şey çok oldu yani öyle insanlar. Tahmin edelim. Gel ben seni babanla nasıl tanıştıracağım bak diyenler. Ya peki siz ilk ne zaman tanıştınız? Zaten tanışıyordunuz herhalde diye bir şey. Şöyle oldu. Yani, 2015 ya da 16 senesiydi sanırım. Babam işte bir tane Instagram'dan bir yazı paylaştı ya. Hani şu işte Dilan da benim kızım diye. O zaman bir çıktı ortaya. Sonra İdo ile biz babamın yanına gittik. Orada babamla tanıştık falan. Ağlaştık falan. Dilan nasıl bir duyguydu? Yani ya şöyle bir duygu. Nasıl hani, tasvir edersin? Tabii ki görür görmez ah babam diye sarılmıyorsun. Nefret yok. Ama saygı var. Ya ben hep şeye inanırım Belin. Sevmeyebilirsin. Nefret etmeyebilirsin ya da edebilirsin ama hani nefret ettiğin bir insana karşı bile bence saygı seninle alakalı durur. Sen orada o anda yapacağın küçük bir hamleyle ona olan nefretini belli ederken kendine olan saygını yitiriyorsun ya ben o konuda çok tikriyim. Kavga ederken bile biriyle yani yakınımsa eğer sevdiğim bir insansa küfredemem ona. Anladım. Etmem. Biliyorum o duyguyu. Nefretimi kusarım. Allah seni kahretsin şöyle yaptın böyle yaptın belki derim ama dururum bir yerde, bir sınırım vardır. Hele ki İbrahim Tatlıses'e karşı öyle bir durum asla olmadı. Hani böyle baktım, ben de tabii hüzünlendim. Böyle bir garip duyguseli bir yaşadım. Yani. Ama sonra da şey oluyorsun hani, çünkü kendi babamı da kaybettim. 13 sene önce. Öyle olunca, ya en kötüsü ne biliyor musun? Ben sana şöyle söyleyeyim. Baba falan kim olduğu, kim olmadığı hikayede bir travma var. O travma bir kız çocuğu olduğu için kalıyor. Evet. Ve bu bugünkü hayatına da yansıyor. Sirayet ediyor. Ve seni asla anlayabilecek ne doğru bir eş bulabilirsin bu saatten sonra. Evet, çok doğru, çok doğru. Arkadaşlığı geç ama hayatını birleştirebileceğin bir adam çıkamaz karşına. Bir adama çünkü güvenme ile ilgili müthiş bir durum var altta. Müthiş bir durum var. O adama bunu anlatamazsın. O adam ya bunu anlayacak bir adamın çok yüce bir adam olması lazım. Zor. Bizim ülkemizde de o kadar yüce adamlar yok açıkçası. Hani bunu anlayacak gerçekten seninle birlikte canım gel diyecek öyle biri. Bir yara var bunu beraber saralım. Bu çok ben. Çok ordinary bir his çünkü. O yüzden hani o konuda işte kız evlat dendiği zaman onun öyle bir travması var. Çünkü sen hani 13 yaşında babanın İbrahim Tatlıses olduğunu öğreniyorsun. 13 yaşında öğreniyorsun. Öğreniyorum ben. Peki onu nasıl öğrenmişler? Yani onu söylediler herhalde sana. Nasıl? Vapur mapur geçiyor. Burada kesmiyoruz. Vapur arada düdük çalabilir. Onu nasıl öğrenmiş? Ben vapura gitmiştim. Onu şöyle ben kendim bunu doktoruma itiraf ettim. Hani şüpheleniyorum böyle bir şeyden diye. Ha okey. Ve sonrasında işte tabii söylediler bana falan ama işte bunların hepsi böyle küçük küçük çirkin şey çirkin travmalar yani. Yani zor travmalar. Kendini fark etmen de enteresan evet. Bir şey. Böyle bir yani, şüphe etmek. İşte hani size mesela garip gelen şey bunu nasıl tahmin ettiğin. Hani. Evet. Vallahi, ben bunu hiç garipsemiyorum. Ben diyorum ya hani saçma sapan araştırmalara başladım. Hani babam benim kesin. Annemin evlilik yıl tarihine bakıyorum, daveti araştırıyorum falan. Garip garip şeyler araştırdım. Bir his mi geldi? Yani bir his. Hani Cem Çıtak, yani baban evet. Ve ilişkiniz muhteşem onu bildiğim için. Yani orada muhteşem bir baba kız ilişkisi var. O yüzden ilişkiden mütevellit bunu düşünmediğini biliyorum. Bu tamamıyla bir soru. Buradan gelen bir soru. Yani uyanmak ister. Yani bu kendi değil. Özünde bir ilişkiyle alakalı değil işte. Değil, değil. Değil. Çünkü benim babam şeydi hani böyle bana hiçbir zaman kızmayan, bayağı laf sokarak bana had bildiren. Tatlı hani sert. Evet. Hani mesela atıyorum baba ben bugün arkadaşımla kalabilir miyim dediğimde, hayır kızım kalamazsın dediğimde, nasıl kalamam ya ben bir 40 yılda bir senden bir şey istiyorum izin ver dediğimde, peki kızım haklısın doğru söylüyorsun. Sen bilirsin karar senin der.
Gidemez. Asla gitmek istemem falan. Böyle bana her zaman ders vermiş. Asla vurma, bilmem ne. Babam bana bir kere kızdı, sabaha kadar uyuyamayan bir adamdı yani. Benim onunla ilişkimle alakalı hiçbir sıkıntım yok. Hatta her zaman bir şey olurdu, ağlayarak babamı arardım, o benim gücüm diye. Ve hakikaten o sorunu çözüp bir anda şey hissettirirdi bana. Belki de bunun verdiği bir şımarıklık da var benim üzerimde. Hani büyüdüğüm babam Cem, yani babam asla benim böyle küçük bir yerime zarar yakardı ortalığı. Ve ben onun güvencesini bilirdim her zaman. Şimdi seni babama söyleyeceğim durumu vardır hani kız çocukta. Bildim onu. Ben bunu sonuna kadar yaşadım. Yani şanslısın. Evet, şanslıyım. Yani çok şanslıyım gerçekten. O yüzden de hani karşıma çıkacak bir babanın ya da bir eşin, bir erkek kardeşin benimle ilgili çok büyük hasarları olur. Evet, doğru. Büyük. Peki şey de işte enteresan, böyle bir baba kız yani, böyle bir profil ama yine de 13 yaşında diyorsun ki ya bir durum var. Evet. Bunu hissediyorsun herhalde, anlıyorsun. Ya işte bunu nasıl olduğunu bilmiyorum ama bir şey geldi böyle ve ben işte doktora götürüyordu o annem o zamanlar beni. Pedagog gibi bir şey. Pedagog değil, psikiyatr da değil, psikolojik. Hani ha, 13 bayağı, aynen, pedagog da olabilir. Bilmiyorum ne olduğunu o zamanlar yani. Ve işte doktora hep ben dedim hani rahmetli. Ben dedim böyle babamın İbrahim Pes olmasından şüpheleniyorum. Doktor da anneme demiş ki hani kızınız galiba delirdi. Demiş öyle, değil mi? Yani bunun gibi. Kızınız galiba delirdi. Böyle bir durumdan şüpheleniyor. Annem demiş ki doğru falan. Kadın şok. Sonra işte bana söylüyorlar bilmem ne. Tabii 13. Bu yani 13, evet. Çok sert böyle bir şey. Ama babamı hiçbir zaman yüzleştirmedim onunla. Hani ben İbrahim Pes'in kızıymışım demedim. Hmm. Ve babam hiçbir zaman benim bildiğimi bilmedi. Ay gerçekten. Evet. Oy, kıyamadım. Hiçbir zaman öğrenmedi anladım, yani. Anladım. Ya diyorum ya işte ben kendimden bu yüzden de nefret ediyorum bazen. Ay. O kadar ince düşünüyorum ki düşünsene babamın benim bunu bildiğimi bilmesini istemiyorum. Ben de böyle yapardım. Yani istemedim bilmesini. Zedelenmesini istemezdim. Çünkü onu asla kıramazdım. Evet. O bunu hak etmedi en azından. O bir gün kendi büyüttüğü kızın başka bir babası olduğunu bilmesini istemezdi. Evet. Yani. Ve o bunu hak etmedi. Bunu yaparak da bana babalık yapmadı. O yüzden ben bunu hiçbir zaman yüzleştirmedim onu. Ve öyle yaşadım. Sonra zaten kaybettik. Sonra 18 yaşında ben babamı kaybettim. Bu sefer 21-22 yaşında da tekrar İbrahim Bey'in babam olmasıyla yüzleştim. Peki 13 yani çok özür dilerim. Hani benim de 13 yaşta bir travmalarım olduğu için ağır da bir yaş. Orada böyle bir gerçeği sırtlıyorsun ve bahsettiğimiz insan İbrahim Tatlıses. Yani bu memleketteki çok önemli isimlerden biri. Çok önemli bir isim. Ulaşmaya çalıştın mı ya da bir... O dönem ulaşmaya çalıştım ama şöyle ulaşmaya çalıştım. Mesela işte her zaman ben şimdi şarkı yapacağım, bilmem ne albüm yapacağım falan. Hangi yapımcıya gittiysek hep bize bunu tokat gibi çıkardı ve bu çok kötü bir şeydi. Yani şöyle söyleyeyim, ben 18 yaşındayken gitmeye başladım tamam. Şarkı. Hatta o dönem Erol Köse'yle bir anlaşmamız oldu. Erol Köse'yle şarkı çıkarmaya kalktık. 18 yaşındayken falan böyle şeylerim oldu. Ve bu arada artık sonra Erol abiyle yapmaktan vazgeçip bir zaman geçti üzerine, böyle birkaç yıl daha geçtikten sonra yani ben normalde yapabilseydim 18 yaşında ilk şarkımı çıkaracaktım. Yani yapımcılara gittiğinde falan yapamayız biz. Evet. Niye? Yani İbrahim Tatlıses'in kızı olduğun için. Evet. Niye? Böyle bir şeyle böyle bir şeyi karşımıza alamayız. İbrahim Bey ne der? Çünkü daha barışmamışız ya, hani adamlarımız daha iyi değil. İzin verir. İbrahim Tatlıses'le tabii. İbrahim Tatlıses'le hani barışmışlar, araları iyi gibi bir durum yok. Bir çekingenlik gibi, korku neyse saçma sapan bir şey var hepsinde. Ve hepsi böyle bir çok duvar. Enteresan bu. Yani çok çok enteresan çünkü bu bir beyanda bilinen bir şey. Evet. Nokta ayrıca da zaten yani. Onlar da biliyor bunu. Herkes biliyor. Bunu biliyor. Bunu herkes biliyor. Bunu bildikleri için hani öyle bir böyle yapalım edelim falan gibi bir duruma girmediler. Ürkmüşler. Çok saygı duyulan bir isim, anlayabiliyorum. Evet yani. Sonra ben işte başka bir şirket seneler sonra okey dedi. Sonra biz onunla yaptık ilk şarkımızı. O da farkında değildi herhalde, öyle yok mi? O farkındaydı, o yani öyle biri değildi, o GNL Çağrı Bey sağ olsun. Biliyorum, tanıyorum. Aynen, Çağrı Bey böyle öyle bir adam değildi. Gerçekten modern, medeni bir adam Çağrı Bey ve hiç o tarafıyla ilgilenmedi bile işin. Hı hı. Biz yaptık. Zaten kendim, annem zaten hani manevi kısmını, finans kısmını karşıladığı için biz start verdik, yaptık. İşte ilk çık dışarıyı yaptık falan. Sonra işte tabii böyle o sırada şey boğuşması var. Hani bir anda İbrahim Tatlıses gibi bir adam, bir anda sen şarkı yapmaya çalışıyorsun. Gelen tacizler, psikolojik baskılar. Çok zor. İnanılmaz bir durum var orada yani. Peki İbrahim Bey'e yani seneler sonra oturup kalktıktan sonra bu müzik meselesinde en azından ne dedi? Hani
başından izin verir miymiş zaten yani? Vermezdi başından izin. Gerçekten. İyi ki de o yüzden. Gerçekten vermez miymiş? Vermez. Çünkü her zaman şey kız, sen kız evladısın çünkü biliyor bu. Piyasayı tabii, biliyor. Eski kafa olduğu için babam biraz hani şey durumu. Eskiden kadınlar çok fedakarlık yaparlarmış bedenen, ruhen bu tarz işlevler için. Şimdi günün, ünlü olabilmek için. Tabii evet. Aslında çaktırmadan şimdi bu halin birazcık daha modernize olmuş hali var günümüzde. Yani baktığın zaman şöyle kimsenin ismine gerek yok ama hiç kimse boş bir adamla birlikte değil şu aralar. Biri aranjör, biri orkestrasının şefi, biri bilmem nesinin biri direktörü, biri bilmem nesinin şefi. Sponsor olabilecek yani, bir firmanın hani başında. Hani kimse de değil ki atıyorum benim kocam da manitam da bankacı. Bankacı hani ben de şarkıcıyım. Yani, hani evet. Ki bankacı bile hani yine. Öğretmen. Hani efendim, öğretmen ya da ne bileyim avukat ya da ne bileyim bir şey değil yani kimsenin hayatındaki insanlar. Genelde ne yazık ki. Şu böyle. Anda da hani bu modernize edilmiş. Uzun süreli ilişkilere sokulmuş hali bence. Evet. Ben tamam. Hani hiçbir zaman onu yapamadım hani. Ben hayatımda sevdiğim biri olsun. Hı hı. Kimse bu sevdiğim o olsun. Ne yani benim sevdiğim yapsın teknik olarak. Atıyorum aşık olduğum adam dünya starı da olabilirdi. Ama aşık olduğum adam işte ne bileyim normal kendi halinde biri de olabilirdi. Benim öyle bir tercihim olmadı. Haliyle de babamla da hani böyle gördüğü için bu modern durumu da görüyor. Aman kızım sen bu işe falan girme. Falan derdi ama şimdi mesela şey diyor hani kız evladısın senin afişini paylaşmam falan gibi bir... Hayır ya. Şeyi ama tabii var. Ki muhtemelen senin yeteneğinden dolayı da şey yapmıştır diye tahmin ediyorum. Evet. Bunun önünde de mesela şimdi bir tane projemiz var. Sürpriz bir proje. Beraber bir şey mi yapacaksınız? Yok, yani? Onunla yapmayacağız. Şey? Onunla ilgili yapacağız. O yüzden böyle şey, ona mesela ilk onu söylediğimde aman iyi söyle de nasıl yapıyorsan yap. Ha, İstiyorsan iyi, yapma. Aynen. Yani o noktaya gelmiş olmasına çok sevindim. Evet. Ya yani sonradan işte şey yapıyorsun hani o gün şey az önce onu söyleyecektim. Tanıyıp sevdikten sonra aa evet ya o da baba. O da bir baba ya falan hani babaymış o da falan oluyorsun ve tanıdıkça daha çok böyle ısınıyorsun. Çünkü bir de kaybettiğim için 10 sene önce babamı bir tanesi yoksa bir tanesi var diyorsun. Var. Evet. Ve şey kızgınlığı da gidiyor muhtemelen hani bunca zaman neredeydin evet. Sorusu. Herkesin senin dışında o dönemde evet. Memlekette herkes bu soruyu soruyor. Ya şunu nerede? Söylüyorlar. Ya şimdi senin baban inşaatçı Mustafa Usta olsaydı böyle bir şey yok. Benim babam inşaatçı Mustafa olsaydı ben şu an ona ev tutmuştum. Bayağı ona bakıyordum. Aynı senaryoda, aynı şekilde aynı senaryoda. Sadece ben muhtemelen ondan daha iyi durumda olacağım için ona yardım ediyor, destekliyor, manevi kızgınlığım yine olmazdı. Yazık, hani yazık adama ya derdim hani. Yazık ne diyeyim derdim. Ya benim o saatten sonra oraya kin gelme gibi bir durumum yoktu yani. Çünkü sana zarar verir evet. Kinle doldurmak. Ha, bu az önce senin anlattığın gibi bir şey olsaydı bambaşka olabilirdi. Bilmiyorum ama bilemiyorum. Yani ben şimdi bu adam İbrahim Tatlıses diye ben... Onunla görüşüyor değilsin yani. Ya ben, çünkü yani şu an ben babamdan baba bana işte ev al bana araba al bana şunu yap bunu yap dediğimde bu adam ha bunları istersem yapar da ben bunları hiçbir zaman ondan istemedim ki. Yani atıyorum nasıl yani söyleyebilirim. İlk defa babamdan iş istedim. Baba bir iş yapmak istiyorum, kurmak istiyorum dedim. O da sağ olsun destek oldu evet. Ama onun dışında ben babamdan arabada araba, evde ev, şu da şu bir de falan ben şimdi kendim müzik yapıyorum. Ben sponsor arıyorum şu an. Şu an nasıl bir yapımcı bulabiliriz? Nasıl bir sponsoru aramıza alabiliriz? Hı. Nasıl arka? Yani gidip babamdan istemek yani bu İbrahim Tatlıses sonuçta. Ben desem ki baba şu kadar para lazım. Bu desteği bulunur elbet ama ben onu istemiyorum mesela. Hani ne gibi bir avantajı var şu an İbrahim Tatlıses'in bana? Hani herkes diyor ki böyle işte tabii canım bu parayı görünce bilmem ne. Onu ben... duyuyor musun? Yani duyuyorum. Çok samimiyetle soracağım. İbrahim Tatlıses olduğu için onunla görüşüyor. Tabii. Bunu duyuyor musun? Yazanlar çok var. Gerçekten. Çok. Parası için çok falan. Bir şey. Yani bir şey söyleyeceğim de hani sana ne zaten de bir. İkincisi de hani gören şey yani ben hani mesela beni arkadaşlarım çok iyi biliyor. Buradan zaten izleyenler de diyecekler ki yani ne salaklarmış. Öyle şey olur mu? Şimdi ben bir hani son model lüks yalıda oturmuyorum ya da altında son model işte bir araba, bir jip yok. Ya da işte falan. Ben bunların hepsini kendim kendi olanağımla yapıyorum. Ve hani dediğiniz şey o kadar kendi kendini çürütüyor ki ben sadece bunların cahil cesaretleriyle yapmış olduk yorumlar diye gülüyorum. Çünkü ben asla o kafada biri olmadım. O kafada biri olsaydım benim hayatımda ultra zengin insanlar olurdu her zaman. Ultra zengin bütün çevrem ama ben çok fazla tercih etmediğim için görüşmüyorum. Hani bu sonradan görme muhabbeti çok bana göre bir şey değil. Hani ben gerçek olsun
altında bilmem ne marka çantası olabilir. Gerçekse benimle okey. Ama gerçek değilse bana pazardan aldığın çantayla gel yanıma. Senle sabaha kadar işte anladın mı? Hani şeyi de zaten. Kız sohbeti yapalım. Şuradan anlayabilirler. Öteki türlü olsa yani sürekli İbrahim Tatlıses'le ilgili paylaşım yaparsın ve sürekli bilmem neyi falan hani bunu çok ön plana çıkarmaya çalışırsın. Bunun örneklerini görmedik mi yani? Yani evet aklın yolu bir yapmıyor. Yani ortada. Hani, yani böyle bir durum hiçbir zaman olmadı. Tam tersi ben babamla o kadar sık görüşüyorum ki kaç kere babamla fotoğraf paylaşmış. Çok az paylaşıyorsun. İki kere paylaştım ve de üç kere. Evet. O da hani ilk bir kere açılışta paylaştım. Bir kere bir video çektik paylaştım. Onun dışında ben babamla öyle konuştum. O yüzden şeyi soracağım. Ne kadar sıklıkla görüşüyorsunuz? Ya o şu an biz Bodrum'dayken çok sıklıkla görüşüyoruz. Çünkü o da Bodrum'da. Ben de yazın Bodrum'dayım. Bazen otelde kalıyorum. Ben bazen anneannemin evini daha çok sevdiğim için anneannemin evinde kalıyorum. Bodrum'da. O zaten hep Bodrum'daydı bu yaz mesela. Bodrum'dayken sürekli birlikteydik yani. Yemek, akşam yemekleri bilmem ne. Gündüz otelde kaldığım zaman beraber biz havuza gireriz, o bizi izler falan. Hep böyle. Ama İzmir'e gittiği için tabii ki biz burada İstanbul'da yaşadığımız için gidebildiğimiz zamanlarda görüşüyoruz. Ama telefonda konuşuyoruz aynı. Tabii. Şunu sorayım, herkes soruyor. Bunu merak edecekler. Sağlığı nasıl şu an? Şu an çok şükür çok iyi. Ama tabii insanda bir yorgunluk oluyor yani. O ayrı bir şey. Çok zor bir şey yaptım. Tabii. Çok mucizevi bir kurtulma oldu zaten. Kesinlikle. Ama nasıl onun dışında çok şükür. Sanki? Gayet iyiyim. Tekrar şarkı söyleyebilecek mi Dilan? Ya tekrar şarkı söylemek istersen söyler ama artık o hevesinin kaldığını düşünmüyorum. Ama tabii belli de olmaz yani. Çünkü o hevesten kastım aslında heves değil de o yorgunluğun vermiş olduğu bir şey. O heyecan içinde her zaman var. Ama hani ne zaman kendini hazır hisseder bilmiyorum. Çünkü çok hani hakikaten zor ve ben özellikle o konuda şey hassasiyetin gösterildiğini düşünmüyorum. Hep sağlık haberleri yapılıyor. Ben de hep dedim ki çok ciddi bir şeyden kurtuldu. O yüzden hani doğruyu birebir görüştüğün evet. için öğreneyim ve sorayım istedim ki abuk sabuk öyle oldu, böyle oldu falan yok, diye yazmıyorsun. Yok hayır yani tamamen kendini manen, ruhen hazır hissetmesi lazım. İdol aranız hakikaten o kadar iyi mi? İdollerim çok anlaşır bir haliniz var yani çok böyle kafam. Ya yan yana geldiğimizde çok iyi anlaşıyoruz. Ama İdo biraz şey bir çocuktur. Nasıl diyeyim? Çok sosyal değildir. Çok insan sevmiyor mu? Yok insan sevmez değil. Dışarı çok çıkmaz. Tamam. Evindedir paylaşım. Evine gittiğin zaman eğleniyorsun. Süper. Ama evine gitmiyorsan o da hayırsız bir kardeş. Çok fazla aramaz, sormaz. İşine gömülür. Hani öyle kötü değil aramız. Mesela o da çok yetenekli. Çok. Yani ben hep onunla ilgili haberlerde de derim ki onun da bu kadar yetenekli olması hem avantaj hem de dezavantaj. Çünkü bir erkek olduğu için bir de maalesef bir kıyaslanma. Hep kıyaslanacak. Halbuki inanılmaz yetenekli kesinlikle. Olduğunu düşünüyorum. Buradan da selamlarımızı, sevgimizi iletelim. Şimdi Cem Çıtak yani evet. Baban. Burada ben özellikle sadece ismini yazıp 3 nokta koyup şunu sormak, şunu anlatmanı istiyorum. Biz Türkiye'de ya da bütün dünyada bir takım önyargıların kırılması için yırtınıyoruz ama genelde başarılı olamıyoruz. Evet. Atomun parçalanması meselesi. Üvey baba, deminden beri anlatıyorsun. Sadece mesela Bilur Kalkavan konuk olduğunda da ona döndü dolaştı. Bir insanın ebeveyni olabilmek için, anası babası olabilmek için illa o kanı taşımak gerekmediğini savunduğum için. Evet. Ben bana onunla ilgili duygularını, ya nasıl bir... Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben mesela o üvey babalık hiçbir zaman düşünmediğim gibi zaten bu konuyu hep şöyle yadırgardım. Mesela ben bir arkadaşıma oturmaya gidiyorum. Giderdim küçükken. Çok yakın bir arkadaşımdı. Ve onun babası üvey değil, öz babası. Fakat mesela adam içeri girerdi. İşten gelmiş bir şekilde. Annesi de, hani ki onlar çok mutlu. Maddi sorunları olmayan. Huzurlu. Sıradan. Normal. Bir aile. İnsancıl bir aile. Fakat ben hep şunu düşünürdüm mesela. Baba içeri giriyor, bir baba figürü var. Çalışmış bilmem ne falan filan fabrikasından gelmiş. Bir oğul, bir kız çocuğu. Hani merhaba baba şeklinde bir selamlama var babayı. Ben mesela hep şunu yadırgardım çünkü ben babam içeri girdiği dakika nasıl? Babişko deyip sırtına atlardım mesela. Hani yani mesela bunu bile çok yadırgardım ve birçok babayı bilirim ki işte o üvey dediğiniz babadan çok daha üvey. Eğer üvey evet. kavramını sizin döver, söver, kırar, acımaz gerçekten, çünkü kendi yapmadıysa gerçekten öyle şey değil sevmez. Bu. Bizim üvey kavramımız hep şurada duruyor. Gerçekten. Sevmez, bilmem ne yapar. Hayır, öyle bir şey yok. Annem bile bana, benim annem bile bana el kaldırdı. Benim babam anneme düşman olurdu. Sen o kıza vuramazsın diye. Sanki hani ben annemin kızı değilmişim hani. Sanki ben babam benim özmüş, annem üveymiş gibi olurdu. Ve şey de çok önemli mesela. Hani annem mesela kadınlar daha duygularını, sen nasıl yapıyorsun bunu? Hayır yapma diyorum, biraz sana bir de bu da falan diye bana azarladığında bile babam
Işıl, susar mısın? Derdi. Ya da işte ben babamla tartıştığımda annem beni sustururdu. Sakın bir daha babana böyle şey söyleyeceksin, bilmem ne falan derdi. Babam derdi ki sen sakın aramıza girme. Aynen. Benim o kızla. Sakın dilanlarımıza girme, o kızı bana nefret ettirirsin derler. O kadar yani... Çok üstün, çok ince düşünce, çok düşkünmüş. Aynen öyle. Yani ince düşünür, asla zarar vermez. Yani diyorum ya, bana bir kere kızsın. Ben sabah işte okula kalkmaya giderdim ya da işte sabah saat 5'e doğru su içmeye giderdim mutfağa. Bir bakardım babam canım da böyle öf püf yaparak uyuyamazdı. Ay. Sıkıntı yapardı. Yani o yüzden üveylik ve öyle şey yok. Yani bir insanın içinde vicdan varsa... Bunun kendi kızın olması ya da kendi işte ne bileyim çok baban olması, annen olması. Eğer bir insan saygısızsa herkese saygısızdır. Evet, bir insan sevgisizse herkese sevgisizdir. Bu senin kızın, kendi kızın olmayan ya da kızın olan asla bunun alakası yok. Çok öz babalar gördük. Kızına üvey babadan eğer üvey adı altındaki açıklamalara... Çok daha ilgisiz davranabilen. Çok daha ilgisiz, çok daha sevgisiz, çok daha merhametsiz, aramaz, sormaz gibi gibi gibi. Çok, çok, çok. Vicdanlı insan da bir köpeğe bile bambaşka bir vicdan yapar. Bir köpeği bile kendi evladı gibi sahiplenir. O yüzden üveylik bence, şey, özlük ve üveylik doğurmakla olmuyor. Ya da doğurtmakla. Emek harcamakla. Yani emek harcamakla. İnsanlık duygusuyla oluyor bence. Vicdan ve emek harcamakla. Evet, insanlık oluyor. Duygusuyla oluyor. Peki. Biraz da şeyden bahsetmek istiyorum. Yani özellikle Cem Çıtak bölümünü koymak istedim. Çünkü çok özel olduğunu biliyorum senin için. Onun akabinde tabii demin bu baba travması, kızlarda kalan özellikle baba travmasında hep diyorsun ki hayatına bir adam sokmak zor olur. O adamın seni anlaması zor olur. Aynen. Şimdi o zaman soracağım. Aşk hayatın nasıl gidiyor? Senin yaranı, senin travmanı gerçekten anlayan ve onun seninle birlikte sırtlayan adamı buldun mu sence? Denk geldin mi ona hiç? Geldiğimi sandın diyormuş. Yani. Ya şimdi insanlardan ben diyorum ya her zaman çok ince düşünecek, ince düşünen bir tip olduğum için hayata karşı da kaybetmişimdir. Bu arkadaş ilişkilerimde de böyle oldu. Ben çok düşündüğüm insanlardan çok fazla kazık yiyen bir insanım. Ama bu kazık şöyle bir kazık. Çok bekle, yani arkamdan iş çevirmek kazığı değil. Benim onları anladığım kadar, onlar beni anlayıp bana, benim onlara yaptığım tevazu kadar tevazu göstermemeleri kazığı. Tamam. Yani atıyorum işte benim şimdi bir hayatımda biri vardı ve biz sürekli ayrılırız, ederiz biz ama... Biliyoruz ismini. Evet. Levent Bey. Evet, ben evet, evet. Merhaba. Aynen. Levent Bey. Şimdi hani yine ayrıyız. Ayrı mısın? Evet, şu an ayrıldık. Bitti ve biz hani sürekli atıyorum ben çok fazla kadınsal tabii başka bir şey. Kadın duygularıyla. Yani savaşa bile kadınlar mermi taşımış. Bilmiyorum. Yani biz o mermiyi taşırız, o mermiyle bizi vururlar durumu yaşıyorum. Fedakarlık sıkıntımız var. Biraz ipin ucunu kaçırıyoruz durumu var. Bencillik bana göre bir şey değil. Sadece kendini düşünen biri benim hayatımda olmamalı. Ne kadardır bu ilişki devam ediyor? Biz 4,5 sene falan birlikteyiz. Böyle mi ayrılması var arada anladım. Yani evet, mesela şey var. Çok zora gelebilen bir karakter değil kendisi. Hani böyle nasıl diyeyim? Aslında bizim, yani benim kendi adıma benim tahammülüm 10 iken karşı tarafın tahammülü 5 ve benim için sadece 6-7'ye çıkarabiliyor maksimum. Çünkü ben de benim tahammülümü 12-13'e taşıyabilirim maksimum. Okay. 30 yapamam, 20 yapamam. Şimdi karşıdakinin zaten tahammül seviyesi yerdeyse, benim seviyemin zaten altındaysa, bana bir tık yaklaşması onun için evet ben bak ama neler yapıyorum olur ama bana zaten ulaşmadığı için benim hep yerimde kalır. Yerinde kalır. Peki mesela evlenme istedin, istiyor mu? Hani böyle bir durum. Hani onunla ilgili bir kriz mi mesela? Oluyor ya. Hayır, yok. Yani Levent'e kalsa biz çoktan evlenip aslında normal huzurlu hayatımıza, hatta Levent ileride böyle bir çocuk olsun ve o çocuk benden olsun gibi tabii ki çok istekleri vardı. Benim de vardı yani. Ben de sonuçta onun gerçekten çok muhteşem bir baba olacağına inanıyorum. Bu çok güzel bir şey. Yani hani çok muhteşem bir eş olamayabilir. Muhteşem bir koca da olamayabilir sevgili ama çok muhteşem bir baba olur. Çok güzel. Onu biliyorum. Şey. Evet. Ama işte bir yandan da benim de hayata, aileme bağlanıp, bu arada şunu da biliyorum. Hani Levent'in hayatında gerçekten normalde onunla çok, onunla ilgili çok konuşan bir tip de değilim de hani yine de merak edenler çok oldu, çok sordu. Buradan da cevap vermiş olayım. Hayatında gerçekten çok büyük aşkı ve sevgiyi ben de yaşadığına eminim. Yani en büyük aşkı Levent'in benim. Çünkü Levent bugüne kadar hiçbir kadına sabretmemiştir. Hiç. Gerçekten öyle. Bu önemli bir kriter. Yani maksimum ilişkisi 1 sene, 1,5 sene maksimum sürmüştür. O da İTKK.
Ama böyle 100 kere ayrılayım, 100 kere barışayım durumu kimseyle. Levent için bir kadın bittiyse biter. Belki ikinciye dönmüştür ama üçüncü olmamıştır. Kıskanç bir kadın mısın Dilan? Çok. Mesela hani Levent Bey'den bahsederken eski ilişkilerinden mesela bahsedebiliyoruz şu an. Evet. Hani onlarla iletişim halinde olsa falan rahatsız olur musun? O olamaz. Derecede misin? Ha, olamaz. Onu merak ettim. Hissettim onu biraz. Olamaz. Sanki de o yüzden. Olamaz. Yani neden olamaz? Ben çünkü hani... neden olamaz? Yani olamaz yani bunun bir nedeni yok. Olamaz. Yok ben anlıyorum. Olmamaz ben sendenim. Ben güzel anlıyorum. Değil bence. Şık durmuyor. Medeniyetin çünkü o kadarına gerek yok diyorum ben. Bence kesinlikle gerek yok. Ama zaten böyle hani ya mutlaka şeyler oluyordur abi. Hani diyorlar ya Hülya Avşar bile aldatıldı. Aldatma. Evet, yani evet. Bu aldatılma olayı hani şimdi aldatan kadın atıyorum senden haberdar ya. Hı hı. Kendini bir halt sanıyor ya mesela o kadın. Şunu bilmiyor o kadın. Sen sadece bir köprüsün. Bu senin yerine uyuşturucu da olabilir. Bu senin yerine alkol de olabilir. Bu senin yerine daha up seviye başka bir şey. Sen sadece bunlardan birisin. Onun kaçış planı. Kolay planısın. Olduğun için bunu tercih edildin, bunu yaşadın. Ve sonrasında bir daha senin adın anılmayacak. Yani bunu bil. Buna göre yaşa. O yüzden ben geçmiştekileri de bunlar gibi görüyorum. Geçmiş geçmişte kaldı ve kalmasaydı zaten onlarla olurdu. Ona devam ederdi. Hani orada onlarla birlikte yaşardı. Tamam sen buna bile değer... Peki Levent Bey kıskanç mı? O da çok kıskanç ama Levent belli etmez. Hani mesela ne bileyim sosyal medya, hani birbirinizin sosyal medyasına karışır mıydınız? Hani var ya kim mesaj attı? Şimdi onu şöyle bir şey. Bence o bunu belli etme durumu şöyle bir şey. Karşındakine güvenle alakalı. Levent bana çok güvenirdi. Bunu gizli gizli yapardı. Çaktırmadan mı? Aynen. Ben de tabii çaktırmadan. Atıyorum yani işte bir gün ben Instagram'ı onun Instagram'ını açık unuttum. Oh. Asla silmedi onu. Ayrıldık yine silmedi. Şu an şifre değiştirdiğim için çıktı orada. Yani hala yüz hala açıktı. Ben geri çıktım oradan yani. Ya diyorum ya işte biz hani gerçekten hani ilişkiler bitebilir. Hı hı. Bana göre öncelikle önemli olan nelerden sebep bittiğidir. Sonra nasıl devam ettiğidir o ilişkiler. Ne kadardır ayrısınız? Bir hafta falan oldu. Yani bilmiyorum bizim bölümümüz yayına girdiği zaman belki de barışmış olursunuz. Yani şu an öyle görünmüyor. Hadi gel evlenelim de evlenir misin? Yok zaten öyle geliyordu ki bana. Ben şu an öyle bir şey hazır değilim. Yani okay. Biz hep bunu konuştuk kendi aramızda. Kariyer çok önemli. Yapmak istediklerin var önce değil mi? Tabii yapmak istediklerim var. Sen bu kariyer doğrultusunda benimle birlikte sabredebiliyor musun? Hani nedir onun adı? Bana birazcık tahammül edebiliyor musun? Çünkü o da diyorum yani Levent de aslında baktığında hayatında ilk defa bir kadına bu kadar tahammül etti. Ben ona göre çok zor bir karakterim. Çünkü onun hayatında bilmiyorum yaşadığım ve onun söyledikleri kadarıyla çok fazla hani... Zaten hani sahneye çıkan bir adam, evet. Yakışıklı bir adam, iyi bir adam ve işte kadınlar da hemen böyle biliyorsun hani falan. Soyadını kadın... vermiyoruz açık hani... arama motoruna bakmayın diye bulursunuz zaten. Hani yani. Kadınlar da böyle falan bir durumu var kadınların biliyorsun. Kolay av birçok kadının kolay av olma durumu var. Hı-hı. Ve ben onlara çok üzülüyorum yani kolay av olmayın yani. Hani yapmayın bunu çünkü o adamı da kötü eğitiyorsunuz. O adam sonra bize patlıyor yani. Hani adam hani şey anladın mı? Adam çünkü şeye alışıyor. Adam şuna alışıyor. Ulan bu kadın zaten arkasını dönüp gitti. Falan o kadın da hemen falan filan. Sonra bir bakıyor. Ulan bir bakıyor. Kariye aşık. Bir anda kör küçük. Evet. O da ona aşık. Bu dakikadan sonra arkamı döneyim gideyim durumu olmuyor. Ezberlerini bozuyorsun. Yani yapmayın. Ayarlarıyla oynuyorsunuz adamların. Sonra ezberlerini bozuyorsun. Sonra o adam şöyle bir afallamada kalıyor. Ki onun gibi bir adam asla ve asla benim gibi kadınla ki ben mesela belki normal tahammülü bana eşit bir adamla çok rahat bir ilişki yaşayabilirdim. Ama o zaten buna alışık olmadığı için o çok fazla şey oldu böyle. Hani, hala çok aşıksın ama. Hani ya seviyoruz tabii ki. Anlatırken çünkü böyle o kadar. Hayır şeyim ben çünkü bu konuda aşıksın. Birazcık böyle şey yazdım tez. Yani. Bu konuda bir tezim var. Yani hani böyle Levent gibi bir adam için de aslında büyük bir başarı. O da çabalamadı asla diyemem çok çabaladı kendini çok düzeltti. Yani Levent ki bir kadından telefon... gizlemeyecek. Yani atıyorum sürekli onunla bir yere gitmek isteyecek. Ha, o telefonu böyle kapatanlardan. Ay bildim onu. En sevdim. Aha. Telefonun ekranı bir de bana dediler ki pili az yiyor pilin ondan öyle koyuyorum dediler. Ben onu yedim 2 sene. Ben öyle zannediyordum. 2 sene böyle koyuyorum. Ben de WhatsApp'ım. Öyle değil. Şey, bana ne diyordu ilk zamanlar? İlk zamanlar bunu diyordu. Ne diyordu? İlk 2,5 sene dedi bunu mütevadiyen. İlk 2,5 sene mesela biz birlikte olmaya başladık. İlk aylar birbirimizden ayrılamaz seviyedeydik. Sonra Levent birazcık tırstı. Çekti. Kendine. Ulan ne yapıyorum ben? Bu ilişki bana göre değil. Ben böyle bir kadınla bir anda bağlı bir şekilde ben lay lay lay'ım falan bir süreci geçti.
2,5 sene sonra sürdü yani. Son 2 senedir asla öyle atıyorum Levent sürekli hani bir kadınla dakika başı bir yere gitmek isteyecek, onunla gezmek bir adam asla değil. Şey olmuş yani bütün artık olacağı olmuş, anlaşıldı ki. Çünkü hani öyle geldi karşıma. Ben seni istiyorum, al bu da telefonum. Hangi karıyı aramak istiyorsan al ara, sil bunları, yok et bilmem ne. Öyle face dedim. Alın face. Ondan sonra örnek alın bunu yani. İstemiyorum şudur budur. Teslim olmaksa böyle olacağız. Evet. Adam gibi teslim olacağız. Aynen öyle. Sonra zaten hani böyle kendi değişiyor. Yani atıyorum ben kendim bile bazen ben gidiyorum hayatım dediğimde ben gelmiyor muyum? Nasıl ben falan. Ne hali? Ya da işte gelmiyor musun? Ya da işte bir bara çağırıyor arkadaşı. Hadi aşkım sen de gel. Ben gelmeyeceğim Levent uyuyacağım dediğimde gitmez. Arkadaşlar ona diyordur ki ben sana söyleyeyim Levent sen bu hale düşecek adam mıydın diyorlar adama şu an eminim diyorlar. Yani hakikaten ya diyorlar. Ya işte insanların karşısında birileri çıkar iyi olur veya iyi gider bilmiyorum hayırlısı olsun hakkımızda. İnşallah barışırsınız. Peki İbrahim Bey'in Levent Bey'le ilgili görüşü nedir? Ya Levent Ahmet Muhammed'e fark etmiyor onun için. İşte ne diyor? O bir erkek bir kız evladı olduğum için o kardeş İbrahim. Evleneceksiniz evlenin. Hah. Evlenmiyorsanız benim karşıma gelmeyin. Her zaman o kafada. Anladım. Tanıştılar mı peki? Yok tanışmaz. Kimseyle tanışmaz. Şimdi bir sonraki level ben olacağı ben size söyleyeyim. Bu program yayına girdiğinde onlar barışmış olacak muhtemelen de. Yani o tanışma olmuş olacak. Bana da vakıf oldu. Yani şu an içime doğdu. Bak böyle yani... olacak. Aa, kızmam böyle olacak görürsün. Bir şey diyemiyorum. Hayırlısı olsun. Neyse olsun. Aynen öyle. Peki. Buraya demiş çünkü aşık mısın? Ben cevabı aldım. O sen bana vermesen de cevabı ben şey dermişim. Oldum. Kızlara hadi kaçırmayın Levent'i şimdilik birkaç birkaç günlük kullanabilirsiniz diye. Sıkıysanız mesaj atın diyorum ben ve parantezi kapatıyorum. Sana söyleyeyim mi? Hayatım boyunca hiçbiriyle muhatap olmam. Hayatım boyunca. Hiç aldattın mı adam seni Dilan? Ya mutlaka aldatmıştır. Yakalamadın ama herhalde. Yani yakalamadım değil. Şüphelendiğim şeyler oldu ama diyorum ya Levent'in ilk baştaki alışma sürecinde bu tür şeyler olabilir. Bu herkesin başına geldi. O tabii. Ha, ilk baş o hani. İlk başlarda bunları yaşadılar. Yani ben ayrıyken yaptıkları beni ilgilendirmiyor küsken ya da bilmem neyken ama hani diyorum ya ben hiçbirine şey vermem yani. O sıfatlandırmayı vermem. Arkamı döner geçerim yani. Umursamam. Levent'ten acısını çıkartırım ama hani o yani kadınlarla muhatap olma şansım yok. O acı çıkarma bölümünden ama çok emin, eminim ben. Kadınlar çok muhatap olmaya çalışıyor ya. Bu çok komik sana bir şey. Sana hiç öyle mesaj atan kadın oldu mu? Oldu ben ya. Oldu milyar tane. Çok komik. Tanıdığım isim sormayacağım. Hayır, tanıdığımız yok herhalde. Tanıdık yok. Tanıdık olmadı. Hep böyle bayağı hani şey derler ya böyle avam. Kültüre sahip paçoz tayfa. Ne diyor? Merhaba Dilan Hanım. Ben de dün gece Levent benimle birlikteydi. Budu budu budu. Gerçekten. Ya neler? Ya adam benimle birlikte yanımda ve biz yurt dışındayız. Diyor ki dün gece benimle birlikteydi falan. Kadın Antalya'da ya da ne bileyim bir yerde başka bir memlekette. Dün gece seninle nasıl birlikte bu adam? Cevap veriyor muydun yoksa asla. Tamamen hiç? Direkt engel. Hiç uğraşmam. Hiç konuşmam. Arkadaşlar buradan... Çünkü neden biliyor musun? Böyle bir şey olduğu zaman zaten karşına çıkıyor ve kanıtlanıyor bu. Ha yaşadım böyle şeyler. Hı hı. Ama o da çok yani ben iki gecelik, iki dakikalık bir adam için yani İlişkimi... bir kadın için sevdiğim adamdan vazgeçmem. Çok yani şey beni söylüyor. Hani çok az kadının söyleyebileceği bir şey söylüyor. Vazgeçmem yani seviyorsam buna tutulurum. Yani bunu beceririm. Çünkü o adamın bana verdiği değer benim için önemli. Yani sen onun yatakta malzemesi olmaya devam edebilirsin. Bu adam benim özel hayatımda bana el üstü yapıyorsa benim için önemli olan şey bu. Çünkü sana bir söyleyeyim mi? Aldatmanın bile sebepleri çok önemli. Yani aldatma eğer sen mutlu el eleyken seninle aşk yaşayıp başka bir kadının alttan yazışıyorsa bu başka bir şey. Bunu, öyle öyle insanlar da var. Bunu, kadın çekmesi evet. Ağız doğrusu giriyor bunu musun? Hiçbir zaman yaşamadım. Yani bana benim hayatımdaki insan hiçbir zaman bizim aramız çok iyiyken, biz çok mutluyken, biz 7-24 birlikteyken kendi bunu yapmadı. Bunu asla yaşatmadı bana. Yani beni asla olsa çünkü bir de Başak Burcu'nun şöyle bir özelliği vardır. Levent Başak Burcu. Başak Burcu erkeklerin şöyle bir şeyi var. Ben hani hatim ettiğim için Başak Burcu'nun gerçekten huzurlu oldukları yerde çok sadıklar. Hakikaten mi? Çok sadıklar. Buradan hakikaten hiç yani benim Başak Burcu arkadaşım olmadı. Bunu düşünsen. Huzur da kendiyle alakalı. Bu arada önce kendi diyorum ya kendi bir kere o alıştığı o savaşı yenip bir ilişkiye hazır olduğu dakika onun mutluluğunu yaşamaya başlıyor. Ulan diyor hakikaten buradaki de hayat... gitmiyor sonra. Tabii tabii bu hayat daha gerçekmiş. Bu yalanmış yani. Nereye kadar tek gecelik? Bu okeymiş. Bunu anladıktan sonra burayla mutlu olmayı başarıyorsa oradan hiç ayrılmıyor zaten.
bunu not alıyoruz. Evet. Peki, Başak Burcu erkekleri. Başak Burcu var. Zaten aşağı yorum yapanlar arasında Başak Burcu erkekler varsa onlardan ayrı yorumlar bekliyoruz. Aynen. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu kadar da sırrımı kimseye dökmedim. Bu kadar Farkındayım. Kendimi çok özel hissediyorum. Benimle gerçekten hiç kimseyle paylaşmadığın şeyleri benimle paylaştığın evet. için bizimle. Aynen. Çok teşekkür ederim. Çünkü ben samimiyetle senelerdir bunları merak ediyorum. Bir Allah'ın kulunda sana şunları sormasını beklemiştim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Olduğu gibi anlattığın için. Normalde ben şey demişim ya. Normalde YouTube kanalları benim için içimden koşuyorlar diye. Yok biliyorum bu koştuklarını. Hayır şaka bir yana. Ben sevdiğim bütün insanların benim onların işine yarayacağım, onların benim işime yarayacağı sağlıklı noktalar olduğu sürece her zaman sevdiğim insanlarla olmayı tercih ederim. Çünkü bu kadar samimi duygularımı zaten burada elektriğiyle uyuşmadığım bir insan anlatamam. Anlamazdım. Yani çok teşekkür ederim. Anlıyorum tamam, seni biliyorsun. Aşk yaşıyorlar evet, burada. Her anlamda seni anlıyorum ve çok evet. güçlü bir kadın olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. 13 yaşından şu dakikaya... Kamera arkasına anlatacaklarımı sonra diye. 13 yaşında da en az bu kadar güçlüydün. Ondan eminim. Herkes için kolay bir şey değil. Peki efendim, Eflatun TV'de Kadınca programında Pelin Çin'i ben izlediniz. Sizi çok seviyorum. Aşağıdaki yorumları artık okumuyorum. Çok asabım bozuyor. Bunu kesmeyin, koyun. Bir iki de güzel şey yazarsınız. Ben de asla okumam. Boşuna yazmayın. Sinirleniyorum ben. Sizi seviyorum. Haftaya görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.